Herkese merhabalar. Afyon Postası olarak Motofest'in 3. günündeyiz. Bugün kamp alanındayız. Kamp alanında gençlerle konuşacağız. Hadi başlayalım. Memnunum efendim. Buyurun. Eğleniyor musunuz peki? Çok. Gayet. Nasıl geçiyor kamp alanında bir gün? Bir gün gayet eğlenceli geçiyor ama biraz yorucu tabii. Peki ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz? İhtiyaçlarımızı işte gelenlerden öyle karşılıyoruz. Evden takviye ile bir şekilde karşılıyoruz. Peki Afyon'da genç olmak nasıl bir duygu? Afyon'da genç olmak güzel bir duygu. Yani güzel yani. Eksileri ya da artıları nelerdir? Eksileri ya da küçük bir yer olması, gezilecek alanın kısıtlı olması, başka da yok yani. Teşekkürler. Rica ederim. Yani spor biraz çok şey kalıyor yani, arka planda kalıyor. Biraz daha öne çıkartmaları lazım. Güzel gençler hep hiç oluyor yani. Biraz daha öne çıkmak lazım. Altyapıyı geliştirmeleri lazım. Memnunuz. Çok güzel, çok iyi ilerliyor. Öyle. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Aynen, memnunum. Güzel gidiyor her şey. Dün de buradaydık. Bugün sabah da tekrar arkadaşlarla geldik. Eğleniyoruz yani. En azından Afyon'da normalde sosyal bir etkinlik olmadığı için bizler için, gençler için iyi oldu açıkçası. Evet. Peki Afyon'da genç olmak nasıl bir duygu? Açıkçası biraz zor. Hani şöyle diyeyim, eğlence açısından olsun biraz sıkıntılı. Genel olarak daha yaşlı kesimle bizim düşüncelerimiz aynı olmadığı için biraz sıkıntılar yaşayabiliyoruz ama yine de Afyon'u seviyoruz. Yani güzel yer. Güzel. Ben her sene geliyorum. Bu sene güvenliği aksine geçen seneye göre daha güzel. Güvenlik açısından iyi ama biraz güvenliklerin kendinden haberi yok. Yani giriş çıkış saatimiz falan belli değildi. Biraz sıkıntı yaratabiliyordu ama güzel genel olarak. Sadece sanatçılar bu sene diğer seneye göre güzel seçilememiş. Yani elbette hepsi birbirinden değerli. Lakin daha popüler olan sanatçılar seçilebilirdi. Gene de güzel. Afyon için. Mesela geçen sene daha büyük kişiler geliyordu. Haluk Levent, Gripin, ondan sonra Zakkum gibi büyük sanatçılar, gruplar geliyordu. Bu sene biraz daha az bilinen kişiler gelmiş. Umarım önümüzdeki senelerde daha güzel olur. Sonuçta Afyon için güzel bir konser etkinliği. Afyon'da için büyük bir nimet burası. Evet, peki Afyon'da genç olmak nasıl buluyordun? Afyon'da genç olmak güzel. Ben zaten buralıyım. Tabii ama biraz daha batı şehirlerine göre biraz daha elbette küçük kalıyor. Lakin gene de güzel bir şehir. Ben memnunum memleketimden. Rica ederim. Afyon'da genç olmak çok zor. Neden diye söyleyeyim. Şimdi nasıl diyeyim? Ya bizim Afyon'umuzdan şöyle söyleyeyim. Keko tarzı insanlar çok. Yani insanlar birbirine laf atıyor. Ters ters olaylı oluyor. Burada birçok kavga oldu. Ya gecelin herkese haber yayılıyor. Ya kavgaların olması çok yanlıştı. Yani insanca böyle insanlar böyle rahat rahat oturabilse, alkolün ise kendi çapında eğlenebilse çok güzel olacak. Ama Afyon halkından dolayısıyla, Afyon halkını kötülemek de gibi olmasın ama yani biraz daha yani sakin kalınması gerekiyor bence. Kamp yapıyoruz, takılıyoruz, geziyoruz. Peki Afyon'da genç olmak nasıl bir duygu? Çok süper. Artıları ya da eksileri nelerdir? Artıları Afyon'da yaşamanın hem ucuz şehir hem güzel, küçük, her yere gidebiliyorsun. Kamp alanındaki bu samimi ortam bizim için çok iyi oldu. Afyon'da böyle bir etkinlik olması bizi çok mutlu etti. Peki Afyon'da genç olmak nasıl bir duygu? Açıkçası sosyal etkinliklerin azlığından dolayı biraz sosyal etkinlik ihtiyacımız karşılanamıyor. Motofest bu açıdan iyi oldu. Çok beğendik. Yani ben de gideceğim. Şey, her sene bu etkinliği böyle çok bekliyoruz, çok heyecanlı bir şekilde. Çünkü tek eğlenebildiğimiz yer falan burası. Peki kamp alanının artıları ya da eksileri neler? Girerken çok sıkıntı yaşadık ya. Neden? İki bileklik yüzünden. Bir saat sıra bekledik. Kamp alanına girdiğimiz belli olsun diye aslında böyle hani güvenlik amaçlı ya. Çantalarımız falan da çok kontrol ediyorlar ya. Güvenliğinden memnun musunuz? Memnun. Evet, şu an bizim için bir sorun yok. Ya biz de memnunuz. Buraya gelip kafa dağıtıyoruz. Yani öğrenci olduğumuz için tek eğlence şeyimiz bu oluyor. Afyonlu musunuz? Evet, Afyonluyuz. Ya biraz zor çünkü çok gezilecek bir yer yok. Sürekli aynı yerlere gidip duruyoruz yani. Bu biraz farklılık oluyor bizim için. Artıları ya da eksileri neler? Artıları çok güzel bir yer. Yeşillik. Çok büyük mesela. Bunlar güzel bir yer. Güzel şeyleri. Eksileri yok bence. Gayet güzel bir yer burası. Peki Afyon'da genç olmak nasıl bir duygu? Zor bir şey ya. Hiçbir şey yok mesela. Herhangi bir aktivite, gidecek yerler. Hiçbir şey yok. Sadece
Böyle zamanlarda çok güzel oluyor ama. Afyon'da genç olmak biraz zor. Çünkü yapılacak hiçbir etkinlik yok. Yani sadece yılda bir kere Motofest oluyor. O da 5 gün. Onu bekliyoruz yıl boyunca. Onun dışında yani bir çarşıya gidiyoruz. Orada 2-3 tane oturulacak kafe var. Onlarla çok kalabalık oluyor. Onun dışında başka hiçbir sosyal etkinliğimiz yok. Biz de bu Motofest'i bekliyoruz sene boyu. Herkes de bugünü beklediği için çok fazla kalabalık oluyor. Yani ben bu sene çok memnun değilim açıkçası. Çünkü hiç rahat hareket edemiyoruz. Özellikle bu kamp alanına girerken falan bu sene çok fazla zorluk yaşattılar. Özellikle ilk gün buradan girişimiz yoktu. Sürekli başa dönmek zorunda kalıyorduk ve hani çok yorulmuştuk. Öyle. Birazcık sıkıntı olsa da yani gene de güzel, hoş. Yani insanlar olsun falan. Sıkıntılar evet. Neler? Sıkıntılar yani. İnsanlar çok alkol içiyor. Alkol sokuyorlar yasak olmasa bile. Öyle yani. O tek sıkıntısı o. Peki Afyon'da genç olmak nasıl bir duygu? Afyon'da genç olmak kötü. Afyon'da yaşamayın. Afyon'da yaşanmaz. Ülkeyi terk edin. Peki neden? Yani ne yapılsa hoşuna gider? Hiçbir şey yapılsa hoşuma gitmez. Afyon'dan kurtulmak en güzel şeydir bence. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kamp alanından memnun musun? Kamp alanından gayet memnunum. Çarşamba gününden beri buradayız. Gayet sıkıntı yok. Çadırda kalıyoruz. Zorlandığın anlar oldu mu? Hiç olmadı. Peki Afyon'da genç olmak nasıl bir duygu? Afyon'da genç olmak biraz sıkıntılı olsa da devam ettiriyoruz hayatımızı. İnşallah daha da güzel günlere. İnsanlarımız biraz tabii şey yapmış da, kirletmiş de şu an çok güzel. Memnunuz yani böyle benim bu kadar. Artıları ve eksileri neler? Vallahi açıkçası pek eksisi yok gibi duruyor. Her şey yerinde zaten, her şey var. Artıları yani insanları buraya cezbeden bir şey var. Etkinlikler yapılması çok güzel, standların kurulması çok güzel. Bu kadar, teşekkür ederim. Rica ederim. Sizce? Bence ortak kullanım alanları falan, lavabolar, tuvaletler birazcık kirletiliyor. O konuda biraz muzdaribiz. Ancak genel olarak halkımızın birbiriyle uyumu olsun, eğlencemiz olsun falan, o konuda gayet güzel yani. Peki Afyon'da genç olmak nasıl bir duygu? Afyon'da genç olmak kötü bir duygu. Çünkü Afyon'da gençliğimizi pek yaşamıyoruz. Ben Samsun'da okuyorum. Samsun gençler için daha güzel bir şehir mesela Afyon'a göre. Ancak yani memleketimiz olduğu için seviyoruz tabii ki. Yani sosyalleşme için iyi bir şey de. Onun dışında pek de bir gideri yok ya. Karşı taraf eğlenceli de burası biraz şey, it kopuk dolu, o yüzden. Ben memnun değilim açıkçası. Kötü. Neden? Yani gezilecek bir yeri yok. Hani aktivitesi falan çok fazla az. Mesela buraya yılda bir kere gelme şansımız oluyor. O yüzden kötü bir yer ya. Sizce? Ya bence ortalama çok buraya ait hissedemiyorum açıkçası. İnsanlarından dolayı galiba. Ama bir şekilde gidiyor. Bir yıl kaldı zaten. Buralı değil misin? Gibiyim. Çok buralı değilim yani. Baba tarafından. Annem buralı. Bilmiyorum, çok ait hissetmiyorum buraya. Peki kamp alanından memnun musun? Memnunum. Oturuyoruz işte arkadaşlar falan. Zaten kalmıyoruz biz gece. Hı hı. Öyle yani. Bence okey. Afyon postasını takip ediyor musun? Evet. Hayır. Dün şey paylaşımı gördüm, Oğuzhan Koç'un. Annemden bakıyorum. Annemden bakıyorum. Hayır. Bu seneki yönetim sistemi benim hiç, beni ve arkadaşlarımı hiç memnun etmedi şahsen. Neden? En çok kötü etkileyen ne oldu? Giriş çıkışlarda çok fazla bizi beklettiler. Çok fazla yığılma oldu. Giriş, sadece bir tane giriş yapmaları çok saçma geldi. Ve ikinci gün gelip tekrar bir tane daha bileklik vermeleri de bana çok saçma geldi şahsen. Yani neden biz bunun için uğraştık ki? Neden ilk başta bize bunu vermediler ki? Çadır kuracaklar için. Ve geçen sene ne güzel millet çimenle oturmak isteyen hiç uğraşmadan, hiç vakit kaybetmeden oturabiliyordu bu. Ama bu sene bu şekilde değil yani. Millet 2 saat sıcağın güneşin ortasında bekliyor yani. Ben bu kontakos yönetiminden memnun değilim şahsen. Anladım. Peki Afyon'da genç olmak nasıl bir duygu? Zor. Neden? Çok zor abla. Valla. Çok memnunuz, çok güzel. Ama tabii bazenleri elektrikleri çekiyorlar. Ondan biraz rahatsız oluyoruz. Bir de yakındaki ailelerden izin almamıza rağmen müzik açtırmıyorlar. Ondan kötü oluyoruz. Peki Afyon'da genç olmak nasıl bir duygu? Afyon'da genç olmak tabii bazı kısıtlamalar var. Mesela Afyon'da deniz yok. Tabii olmaz. Sıkıntı yok o kadar da hani. Güzel bir şey aslında. Yine eksiklikler var tabii. Mesela 2 tane AVM var sadece. Onlar çok sorun benim için. Çok memnunuz şu anda. Denetimler falan da gayet güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Yani geçen yılki gibi fazla şey yok. Yani düzen bozukluğu diyeyim. Fazla yok. Güzel olmuş. Böylesini daha iyi yakıştırırım yani. Peki Afyon'da genç olmak nasıl bir duygu?
Yani daha çok aktivite olsa daha iyi olur. Aslında senede bir değil de yani senede 3-4 kere olsa bu tür aktiviteler daha çok yakışacağını düşünüyorum. Gayet memnunum. Geçen sene bu kadar tedbir yoktu. Hani şu an daha tedbir alınmış yani. Afyon'da genç olmak nasıl bir duygu? Afyon'da genç olmak güzel bir duygu. Arkadaşımın dediği gibi çok aktivite daha çok olsa daha iyi olur. Hani tek oluyor, başka aktivite yapılacak bir şey yok zaten. Bir yazın 3-4 kere olsa ya bir daha güzel olur. Belediyeye şuradan seslenmek istiyorum. Park ya da vesaire bu tür şeylerden daha çok konulursa, yani park dediğim normal bir çocuk parkı değil de hani böyle kaydıraklı uzun bir şeyler falan o türden. Bence ben birçok festivale katılmış bir insanım. Kamp alanı çok geniş, çok güzel organize edilmiş. Yani belediye bu konu çok güzel çalışıyor. Özellikle geceleri çalışanlar çok güzel bir emek veriyorlar. Ben onlara teşekkür etmek istiyorum buradan. Afyon'a bence bu etkinlik çok güzel oluyor. Bence tek sıkıntı organizasyon birazcık kötü. Benim organizasyon firmam var bu arada. Seni inşallah el atacağız bu konuya. Ama onun dışında anladım. Bence güzel. Birazcık ama 18 ve altına hitap eden bir festival olmaya başladı. Biraz daha büyükler için etkinlikler olabilir. Ben 25 yaşındayım. Yani o konuda biraz tatminsizim. İlk senelerde daha fazla oyunlar, etkinlikler vardı. Ama artık birazcık daha hani azaldı, bir değişti. Buna bir el atılması gerektiğini düşünüyorum. Ve kolay gelsin, yapmanız çok zor. Hani. Teşekkürler. Başka bir soru varsa alabilirim. Afyon'da genç olmak nasıl? Ben Afyon'da yaşamadım gençliğimi çok şükür. Konya'da okudum, İstanbul'da okudum. Orada İstanbul'da yaşıyorum. Afyonlu olarak tabii ki ben sevdiğim için kendi memleketim, burası güzel diyeceğim. Ama bir öğrencinin beklentilerini tam anlamıyla karşıladığını çok düşünmüyorum. Çünkü böyle bir etkinlik senede bir iki tane var. Onun dışında doğru düzgün etkinlikler yok. Gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri alanlar biraz kısıtlı. Ve maalesef ki belediye bunun üzerine çok çalışmıyor bence. Şöyle tutayım. Onun üzerine ben çalışma olabilir. O yüzden gençler çok fazla etkinlikte gidemedikleri için bu etkinlikte hatta daha bir yoğun bir talep oluyor. Eğer ki daha güzel etkinlikler olursa bu kadar yığılma da olmaz. Çünkü biraz yığılma olduğunu da duyuyorum. Arkadaşlarımdan çalışıyorlar burada. Biraz da arttırılması gerektiğine inanıyorum. Afyon'da gençlik henüz değil. Eskişehir'de belki ama burada değil. Gecenin birinde biz oraya yemek yemeye giriyoruz. Bizi geri içeriye almıyorlar. Ondan sonra buradan dışarıya çıkacağız. Mesela Tayan Baş'taki sıraya girmemiz gerekiyor geri içeri girmek için. Yani biz de insanız. Buraya spor yapmaya mı geldik, eğlenmeye mi? Kardeş, bu kadardı. Afyon'da genç olmak mı? Afyon'da genç olmak değil de Türkiye'de genç olmak biraz zor. Genel olarak direkt zor abla. Artıları ya da eksileri neler? Yani ekonomi.